Konuşacağız. Başkan Kurt başkanlığında toplandı Odunpazarı Belediye Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında oluşturulan logo tanıtıldı. Ayrıca meclis şehit düşen askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı. Mecliste bu hain saldırı kınandı. 80'lik Rahim amcadan bahsedeceğiz. Zira Rahim amca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne anlamlı bir bağışta bulundu. Emekli maaşından artırarak biriktirdiği parasını, birikimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Ordumuzun yanındayız mesajı verdi. 81 ilde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, Eskişehir'de de ticaret odasında bir araya gelen temsilciler Mehmetçiğimize selam gönderdiler. Eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan basın açıklaması hakkında da konuşacağız bugünkü programımızda ve Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehirli ve Eskişehir'de bulunan yazar ve şairlere, karikatüristlere verdiği desteği konuşacağız. Zira sanatın, tarihin, bilimin merkezi Odunpazarı'nı masaya yatıracağız. Bugün programımızda ele alacağımız konu başlıkları bu yönde. Tabii ki Eskişehir sporumuzla ilgili de son gelişmeleri aktaracağız. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyelim. İlk haberimizde de başlayalım Kerem. Başlayalım. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında toplandı meclis. Mecliste öncelikle belirttiğimiz gibi İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşuyla başladı oturum. Bu hain saldırı kınandı ve öte yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında oluşturulan logo tanıtıldı. Bakalım nasıl bir logoymuş? İzleyelim önce haberimizi. Odunpazarı Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra konuşan Başkan Kurt, artık ölüm istemiyoruz dedi. Şehitlerimiz var, yine acılar var, yine üzüntü var. Keşke olmasa ama hayatta devam ediyor. Yanlış politika sonucunda sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım, dilerim en kısa zamanda normalleşiriz. Hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Ardından AK Parti Meclis Üyesi Murat Özcan söz aldı. Daha burada saygı duruşunu gerçekleştirdiğimiz bir anın hemen saniyesinde zatenlerinizin de konuya yanlış politikalar yüzünden olan saldırılar diye konuya girdiniz. İşte zaten işin özeti de burada. Böyle durumlarda gelin hep beraber konuyu biraz daha siyasetin dışına taşıyarak hep beraber umur olduğumuza evliliğe bu konularda mücadele etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Özcan'ın eleştirilerine yanıt veren Başkan Kurt, herkes önce aynaya bakacak dedi. Evet, bizi eleştirebilirsiniz ama herkes önce aynaya bakacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi bilgilendirilmedi henüz. 5 gün oldu. Ama yani işte olacak. Bu arada neler oldu? Hiç mi hakkı yok bu milletvekillerinin böyle bir şeyi bilmeye? Dolayısıyla yanlış üstüne yanlışla gitmek, inatlaşmak doğru bir iş değildir. Evet, Cumhuriyet Halk Partililer en az başkaları kadar vatanseverdir. Bunu da oraya not ettim. Ama hala ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve oradaki siyasi partilerin bilgilendirilmemiş olması, Sayın Devlet Bahçeli'ye özel bilgi verilip de Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiyorum kardeşim denmesi çok şık bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Bunu hiç kimse savunamaz. Buna itiraz ettiğimiz zaman da biz vatan haini falan olmayız. Bilmemiz gerekir. Suriye'de şu anda ne oluyor ki biz sizi destekleyelim. Öte yandan mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlaması için oluşturulan logonun tanıtımı gerçekleştirildi. Hazırlanan logo 2020 yılı boyunca belediyenin tüm etkinlik, program ve yazışmalarında kullanılacak. Logo ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Partili Murat Özcan, Türkiye'deki ortak anlayışa uygun mudur diye sordu. Bugün bütün Türkiye'deki aşağı yukarı meclislerde 100. yılımızla ilgili oylama yapılıyor.
Ve ortak bir logo belirlendi ve bütün Türkiye'de bu ortak logoya uygun bir şekilde de hareket ediliyor diye biz biliyoruz. Şu anda logomuzda baktığımızda hepsi aşağı yukarı oturuyor. Fakat burada bazı ilaveler var. Genel itibariyle Türkiye'deki ortak logo anlayışına uygun bir şekilde olup olmadığını araştırdınız mı? Sadece onu sormak istiyorum Sayın Başkan. Başkan Kurtsa, bu bizim Odunpazarı Belediyesi için öngördüğümüz logo dedi. Bu bizim Odunpazarı Belediyesi için öngördüğümüz bir logo. Yani devletin ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir kararla kullanılacak, Türkiye genelinde kullanılacak olan logo ayrı. Onu zaten inkar edemeyiz. Bu ikisi birlikte kullanılır o zaman. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak bu önergeyi veriyoruz. Çünkü kayıtsız ve şartsız egemenliğin ulusta olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bunun da çalışmasını yaptı arkadaşlarımız. Yani bizim logonun başka logoyla birlikte kullanılmasına bir engel yok. Asıl olan eğer devlet böyle bir şey diyorsa ki diyebilir, henüz dememişti, diyebilir. Biz onu da kullanırız, bunu da kullanacağız. Ardından logonun kullanımıyla ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Başkan Kurt hükümetin politikasını eleştirdi. AK Partili Murat Özcan da cevaben böyle bir günde birlik beraberlik mesajı verdi. Tam o noktada Odunpazarı Belediye Başkanı da evet bir birlik beraberlik mesajı verdi. Herkes önce aynaya bakacak dedi. Zira bu Suriye politikasıyla ilgili Devlet Bahçeli ile görüşmeler yapıldı. Ancak muhalefet, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir görüşme yapılmadı. Meclise bu konu taşınmadı. Bununla ilgili Başkan Kurt da bu yönde bir eleştirdi. Şimdi tabii burada konuşacak çok fazla şey var ama öncelikle siz eğer Odunpazarı Meclisi'nde hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikalardan dolayı şehitlerimiz oldu derseniz Murat Özcan da buna bir cevap verir. Bu konuda yapacak bir şey yok yani Sayın Özcan da buna cevap verecek. Genel olarak Sayın Kazım Kurt'a biraz daha hak verdiğimi söyleyeyim. Çünkü Suriye politikasını biz eleştiriyoruz. Bunun hatalı bir politika olduğunu bazı kişiler söylüyor. Ben de o söyleyenlerden birisiyim. Netice itibariyle eğer 34-35 şehit veriyorsak bunlar bizim canımızı çok yakıyor ve nelerin yanlış olduğunu sormak da vatandaşın hakkıdır. Bu konuda hükümet de eleştirilir. Yapacak bir şey yok. Maalesef 5 gün oldu. Bugün işte salı günü nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp konuyu değerlendirme lütfunda bulundular. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biz ivedilikle toplanıp konuyu derhal büyük bir kararlılıkla Şahin gibi değerlendirmesini beklerdik, arzu ederdik. Bu şekilde uygun görülmüş, salı gününe kadar beklendi. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin ki artık ana muhalefet diye bir şey de yok. Onu Sayın Kazım Kurt'un ve pek çok politikacının dili sürçüyor herhalde. Şu anda Türkiye'de ana muhalefet partisi diye bir şey yok. Çünkü biz başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hükümetin arasında hiçbir organik bağ yok. Dolayısıyla size belki şaka gibi gelecek ama iktidar partisi de yok şu anda. Şu anda iktidar isterse AK Parti'nin bir milletvekili olsun. İktidar farklı bir şeydir. Bir şahsa aittir o. Dolayısıyla ana muhalefet partisi demeyelim de mecliste iktidarı desteklemeyen en kuvvetli parti diyelim. Onun liderine bilgi verilmemiş olması da tabii rahatsız edici bir şey. Bilgi verirken ne yapacaksınız? Telefonu açacaksınız. Sayın Başkan böyle böyle bir olay oldu. İşte siz de haberlerden duydunuz. Olay şudur diye yüzeysel olarak anlatacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu da başsağlığı dileyecek. Yapabileceğimiz bir şey var mı diyecek. Budur yani bu bir nezaket konuşmasıdır. Siz kalkıp da orada üçüncü taburun sol cenahı açıktır demeyeceksiniz yani. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yapmazsınız. Bazı kişiler diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmasın. Ya nerede konuşulacak? Bir kere bahsetmiş olduğumuz ordu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk adı Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularıdır. O vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna da döneceğim ben. Bu ordunun adı Türkiye Büyük Türk Milletinin ordusudur bu. Herhangi bir partinin ya da şahsın ordusu değildir. Türk Milletinin ordusudur. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi orduda ne tip gelişmeler olduğunu sormak ve bu konuda da fikirlerini belirtmek hakkına sahiptir. Yani dediğim gibi nereden başlayacağımı şaşırmış durumdayım ama bunun da konuşulması lazım. İktidar diyor ki efendim muhalefete şu anda bir savaş ortamındayız. Bizi eleştirmeyin. O zaman da muhalefet diyor ki o zaman kapalı oturum yapalım. Kapalı kapılar ardında bizim çünkü size söyleyeceğimiz sözler var.
kapalı kapılar ardında sizi eleştirelim, içimizde kalsın, kol kırılsın, yen içinde kalsın diyorlar. Ona da işte milli sırlar açığa çıkar diye karşı çıkıyorlar. Milli sırları zaten hükümet vakıftır. Onları gelip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anlatmak zorunda değil. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin, ki o partilerin içerisinde asker kökenli, politikacı kökenli, hariciyeci kökenli çok değerli kişiler var. Onlar da bir fikirlerini söylerler. Biz Kurtuluş Savaşı zamanında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne topladık. O zaman burnumuzdan soluyorduk. Sakarya Savaşı, Kütahya Eskişehir mağlubiyetleri, 1. 2. İnönü Savaşları, Dumlupınar galibiyeti gibi pek çok savaşlar olmuştu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dönem dönem kapanır, kapalı kapılar ardında birbirlerini kıyasıya eleştirirlerdi. Mustafa Kemal Paşa'yı da eleştirirlerdi. Sen bu işi beceremiyorsun derdi milletvekilleri. Milletvekillerinin bunu söylemek hakkıdır. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya bile bir eleştiri yapılıyorsa, kusura bakmasın ama hükümete de bir eleştiri yapılacak. Bunu da başka sebeplerden dolayı bu eleştirileri kapatmak, kapıyı kapatmaya çalışmak bence eleştiri yapılmamasını istemek. Herkes sussun istemek bu yani. Yani şimdi milletvekilleri şimdi konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar? Gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi meselesine. 1920 yılında kuruldu. Aslında 1920 yılında kuruldu ama bu bizim ilk parlamentomuz değil. İmparatorluk zamanının son zamanlarında işte Meclisi Mebusan vardı. Milletvekilleri Meclisi yani. O Meclisi Mebusan maalesef 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kapandı. Sonra işte yurdumuz dört bir yandan işgal edilince Anadolu'da bir direniş başladı ve İstanbul'da Meclisi Mebusan'ın yeniden toplanmasına karar verildi. Toplandı ama İngilizler hoşlarına gitmedi tabii Türk milletinin meclisinin alacağı kararlar. Bu Meclisi Mebusan'ı dağıttılar. Dağıtılınca da Ankara'da sine-i millete dönüldü. Yani milletin bağrına dönüldü ve Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu çok şükür. Yaklaşık 100 yıl olmuş. Evet, 100 yıldır hakimiyet, siyasal hakimiyet bila kaydı şart Türk milletinin. Artık padişahmış, şahinşahmış, halifeymiş gibi tarihin çöplüğüne atılması gereken, bir takım içi boşalmış ve dahi kerameti kendinden menkul olan ünvanların hiçbir anlamı yoktur. Hakimiyet Türk milletinindir. Türk milleti ne derse başımızın üstünde yeri vardır. 100 yıldır da çok şükür bu şekilde idare ediliyoruz. Binlerce yıldır da bu şekilde idare edileceğimize olan imanımı burada belirteyim. Bu arada logoyu nasıl buldunuz? Logo fena değil. Niye ayrı bir logo yapılmış? O da benim aklıma takıldı. Çünkü genel olarak ama Türkiye'de... Ama odun pazarı bünyesinde kullanılacak bir logo. Evet, yani zaten mevcut bildiğim kadarıyla diğer logoyla, hani TBMM'nin kullandığı logoyla da çok büyük bir fark da yok. Yani öyle bir logo uygun görmüşler. Murat Özcan'ın eleştirilerine de bir köşeye saygıyla not ediyorum ben. Hani çok üzerinde durulacak bir konu değil bence. Ama hani niye bir ayrı bir logo yapılmış? O da aynı logo zaten. Aynı loganın bir benzeri bu. Güzel bir logo olmuş. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Bütün Türkiye'de de 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ve buna benzer logolar kullanacağız. Milli egemenliğimiz sonsuza kadar sürsün. Evet. Devam edelim. 80'lik Rahim amcadan bahsettik. Evet. 80 yaşında Rahim Barış. Yıllardır emekli maaşından arta kalanı biriktirdiğini, 10 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. Önce haberimizi izleyelim. Rahim amcaya bir kulak verelim. Suriye'nin İdlib eyaletinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen hava saldırısında 36 askerimiz şehit oldu. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan gerekli operasyonlara başladı. 7'den 70'e herkes operasyonlara destek verirken 80 yaşındaki Rahim Barış'ın yaptığı anlamlı bağış gözleri doldurdu. 10 bin lira dirimden tırnağından kestim, yardımımı yaptım. Ya Allah kabul etsin ve elimden gelse daha da yapmaya çalışacağım yani. Bankaya giderek parasını yatıran Rahim Barış, özellikle de İdlib'de uçan İHA'lardan birinin adının Eskişehir konulmasını istedi. Eskişehir'in semalarında bir Eskişehir ismini taşıyan İHA'nın alınmasına önemle rica ediyorum. 80 yaşındaki Rahim amca memlekete sahip çıkalım diye seslendi. Kardeşlerim, bu memlekete sahip çıkalım. Benim tek dileğim bu memlekete sahip çıkalım. Sahip olursak vatan olur, sahip olmazsak bu memleketi elimizden Suriye'nin halini görüyorsunuz. Sokaklarımızda evimizin kapısına gelip de dilenenleri görüyorsun. Ama bizim gidecek vatanımız yok. Bizi kimse kabul etmez. Bunu bilmemiz lazım. Evet, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en güzel örneği Rahim amca sergiliyor. Rahim amca bizi kimse kabul etmez memleketine dedi. Merak etmesin, biz de zaten hiçbir yere gitmeyiz. İşte Suriyeli bir göçmen var.
tam Edirne sınırında çıkarken mikrofonu uzatıyorlar. Biraz da Türkçe öğrenmiş. Niye gidiyorsunuz diyorlar. Türkiye'deki ekonomik şartlar çok uygun değil diyor. Demek ki beyefendi pek beğendirememişiz memleketimizi. Onun o beğenmediği askeri ücretle ya hatta bazen sigortasız olarak biz ülkemizde çalışıyoruz. Hiçbir yerde gitmek niyetinde değiliz. Yarın öbür gün Allah saklasın tabii. Ülkemizde bir savaş olursa ki olmaz. Olsa da biz bu topraklardan hiçbir yere gitmeyiz. Memleketini terk edenlerin derdi çok zor koşullarda oldukları için değil, daha iyi ekonomik koşullar olduğu içinmiş demek ki. O giden Suriyeli göçmenden de bunu anlıyoruz. Rahim amcaya dönelim. Ortak yorumu o şekildeydi. Ekonomiyle evet. ilgiliydi. Ekonomi evet. iyi olmadığı için. Suriye'den giden göçmenler ekonomi kötü diyorlar Türkiye'de. Hani kötüyse bana da kötü. Demek ki beğendirememişiz yani beyefendilere, Türkiye'nin ekonomik koşullarına. Bu insanların Türkiye'den giderken ki sebepleri buysa demek ki kendi vatanlarını da bu sebepten dolayı terk etmişler. Ama sadece o bizde ama Rahim amca gibi vatan evlatları var. Baskı da oluştu yani bu özellikle şehit olmadı değil. Şimdi, sonra. Şöyle söyleyeyim, Suriye ordusu Beşer Esad kuvvetleri de öyle çok sevgi kelebeği değil. Onlar gidiyorlar bir bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz diyorlar. Haklarıdır. Biz de nasıl terörle mücadele ediyorsak onlar da eder ama o bölgedeki halkı bombalaya gidiyorlar onlar da. Şimdi bu da bir gerçek yani. Bunu da unutamayız yani. Bizim Rahim amca gibi amcalarımız var. Allah'a şükür sırtımız yere gelmez. Şimdi emekliliğin ne kadar zor bir şey olduğunu burada anlatacak değilim. Yani. Emekli maaşı aslında vatandaşın sonuna kadar harcayacağı maaştır. Ömrü boyunca çalışmıştır. İşte bir köşeye tasarruf etmiştir. O tasarruflarıyla bir ev almıştır. Çoluğunu çocuğunu evlendirmiştir. Torununun elini öptürmüştür. Yanağını sıkıştırmıştır. Emekli maaşını da harcar. Budur. Ama emekli maaşından bile tasarruf eden bir amcamız dişinden tırnağından arttırmış olduğu 10 bin lirayı eğer hava kuvvetlerine bağışlıyorsa yani bu gözyaşlarıyla karşılanacak bir şeydir bu. Şimdi 10 bin lira söyleyeyim yani bir emekli için korkunç büyük bir para ama tabii bir insansız hava aracı için 10 bin lira çok büyük bir para değil. Muhtemelen o uçaklar milyon liralarla başlıyorlar. Çok kıymetli kendi yaptığımız bu arada insansız hava araçlarımız var bizim. İşte isimlerini de not ettim. Anka, Aksungur, Bayraktar'ın TB2 diye bir modeli var. Bunlar bizim kendi yaptığımız insansız hava araçlar. Hatta bir de Akıncı diye bir şey yaptılar. Muazzam bir şey olacak o daha seri üretime girmedi o. Rahim amca şey. Birinin adında Eskişehir olmasını istiyor ama belki olur. İnşallah olur. Tabii ben savaş gemilerine özel isim veriliyor da insansız hava araçlarına özel isim veriliyor mu bilmiyorum. Muhtemelen bir kuyruk numarası veriyorlardır. Ama bu da bir taleptir. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunu değerlendirir. Gereği neyse onu yerine getirir. Çok gerçekten çok duygulandıran bir şey bu. Bu 10 bin liralık bağış, ben size söyleyeyim milyonlarca liralık insansız hava aracından çok daha büyük bir güçtür bu. Bir emeklinin bu çok büyük bir güçtür. Bu Türk milletinin öyle Türk milletinin zor durumda nasıl bir araya geldiğinin göstergesidir. İşte garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar demiş Mehmet Akif. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var demiş. Bizim cenup hudutlarımızı çelik zırhlı duvar sarsa da şu anda iman dolu göğsümüz var. İşte Rahim amca da bunu gösteriyor. Evet. Bu bütün savaş uçaklarından, uzaydaki spesifik uydulardan, nükleer silahlardan daha büyük bir kuvvettir. Bu kuvvetin de bütün dünya tarafından görülmesi de beni çok memnun etti. Rahim amcanın ellerinden gözyaşlarıyla öpüyoruz. Evet. Mübarek ellerinden öpüyoruz. Bu arada Bahar Kalkanı Harekatı'na da kısaca değinelim. Sizinle daha önce bu konuyu hiç değerlendirmedik. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Başarılı bir şekilde operasyon sürdürülüyor şu an 36 şehidimiz. Operasyonun da ne kadar başarılı olması bizim şehitlerimizi geri getirmeyecek. Ama öte yandan Türkiye'ye bir meydan okundu. Bu çok net bir şekilde. O meydan okumaya da bir cevap vermemiz gerekiyordu. Misliyle de ödediler. Gördüğümüz kadarıyla o meydan okumaya ciddi bir cevap verildi. Biraz rahatladık. Tabii şehitlerimizin acısı başka. O yüreğimizde hala. Güzel yapılması gereken bir şeydi. Bunu tabii askeri açıdan da değerlendirebiliriz. Biraz önce bahsettiğim işte Anka, Aksungur gibi insansız hava araçları kullanılıyor. Bunlar 90'ların sonunda ilk ortaya çıktılar dünyada da. Bizde Keklik diye bir insansız hava aracı vardı. Düşürmek için yapılan işte uçak savar atışıyla falan. 90'ların sonuydu o hatırlıyorum ben. Öyle bir insansız, çok basit bir insansız hava aracıydı. Ondan başladık. Şimdi bayağı dünya çapında silahlar üretiyoruz bu konuda. Hatta Libya'da da bizim bir mücadelemiz var. Şu anda Libya'daki çatışmalarda da biz Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış olan resmi hükümeti destekliyoruz. O resmi hükümetin de elinde Türk malı insansız hava araçları var. Bunları biz onlara vermedik. Bir hülle oldu. Biz işte Katarlılara verdik. Katarlılar hediye etmiş oldular.
Orada da karşı tarafta asilerde Çin malı insansız hava araçları var. Ve bir anlamda insansız hava aracı savaşına dönmüş durumda Libya. Ve orada Türk malı insansız hava araçlarının gayet güzel neticeler aldığı, hatta çok parlak neticeler aldığı tarafsız basın organları tarafından kulağımıza geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu tip insansız hava araçlarının bir özelliği var. Biliyorsun radara yakalanmaması gibi bir özellik var. Metal aksam radara yakalanır ama bunlar da çoğu zaman metal değil. İşte plastik gibi bir takım maddeler kullanılıyor. Dolayısıyla bunların radara yakalanması da çok kolay değil. Bazı çok ağır bombardıman yapamıyorlar ama bazı nokta atışlarını yaparken bu insansız hava araçları belli bir oranda kullanılıyor. 2012 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizim bir F-4 savaş uçağımızı Suriyeliler düşürdüler. İşte 23 milimetrelik bir topla. Laskiye denilen onların bir sahil kenarı var. Orada işte fotoğraf çekerken düşürdüler. Yani bu tip görevler çok zor görevler. Çünkü düşmanın fotoğrafını çekebilmek için çok yaklaşmanız gerekiyor. O zaman da düşürebiliyorlar. İşte 23'lük dediğim silah çok basit bir silah. Ondan bile düşürebiliyorlar. Ve hani hem iki pilotunuzu kaybediyorsunuz hem de 10 milyonlarca dolarlık bir savaş uçağını kaybediyorsunuz. Ama insansız savaş aracı öyle değil. O işte en fazla 1 milyon dolardır, yoktur bile belki. Öyle bir paraya koyuyorsunuz, bu tehlikeli göreve gidiyor, icra ediyor. Düşerse de düşüyor. Pilot kaybetmiyorsun bir de, en önemlisi o. Dolayısıyla bu tip insansız hava araçları muhtemelen gelecekte daha çok kullanılacak. Bahar Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün teknolojisini birkaç defa gördük, şahit olduk. Bu da bizi hem gururlandırdı hem de geleceğe ilişkin umutlarımızın daha kuvvetli olmasına neden oldu. Başarılı buluyorum. Umarım bir an önce biter ve başka bir askerimizin ayağına da taş değmez. Beni kaç Suriyelinin öldüğü çok fazla alakadar etmiyor. Herhangi bir Türk çocuğunun ölmesini istemiyorum ben. Bu da en doğal hakkım. Bu arada Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sivil toplum kuruluşları, sendikaları 81 ilde eş zamanlı olarak bir araya gelip bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mehmetçiğe selam durdular. Eskişehir'de de bir ayağı oldu bunun. Evet, Eskişehir'de de ticaret odasında bir araya gelen temsilciler Mehmetçiğe selam gönderdi. Önce haberimizi izleyelim. Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika, konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. Eskişehir Ticaret Odası'nda bir araya gelen temsilciler yapılan saldırıyı kınayan ortak bildiri yayınladı. Toplantıya Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Sanayi Odası Meclis Başkanı Süha Özbay, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve birçok sendika, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, tüm kesimleri temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız dedi. Bizler her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altına kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun. Milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin. Ordumuzu muzaffer kılsın. Açıklamanın ardından katılımcılar kahraman Mehmetçiklerimize selam gönderdi. Ardındansa şehit askerlerimiz için Fatiha okundu. Evet, bu da yine birlik ve beraberliğe bir örnek. Bahsettiğimiz gibi sadece Eskişehir'de değil, evet, Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı bu açıklama. Büyük ihtimal bütün açıklamalarda
ortaktı. Aynen Metin Güler'in yaptığı şekilde tüm kesimleri temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız dedi Metin Güler. 81'de yapılan açıklamalar da bu yöndeydi. Milletçe hislerimize tercüman olmuşlar. Sadece işveren temsilcileri değil, işçi sınıfının temsilcileri ve diğer bazı sivil toplum örgütleri de buna katıldılar. Bu aslında tüm Türk milletinin ordumuzun arkasında olduğunun çok açık bir göstergesi. Zaten bu operasyon olduktan sonra da ordumuzun etrafında kenetlenmeyi başardık. İşte mecliste grubu bulunan 4 partinin yöneticileri, birinden zaten beklemiyorduk, sorumluluk sahibi bir şekilde orduyu ve hükümeti destekler bir açıklama yaptılar. Tabii ki muhalefet hükümeti eleştirecek ama bunu yaparken milli ve bütünlük ve birliğimize halal getirmeyecek bir tavır sergilenmesi lazım. Şimdiye kadar onu görüyoruz da, sorumluluk sahibi muhalefetten. İktidardan da aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu dönem yani bizim milli bütünlük dönemimizdir. Birbirimizle daha sonradan siyaseten kavga edecek çok zaman buluruz. Zaten işimiz bu. Herkes siyaseten kavga edip duruyor. Konu bulunur yani siyasette kavga etmek istiyorsan. Ama şu anda kavga etmenin pek zamanı değil. Biraz daha ciddiyet içerisinde olmak lazım. Biraz daha devlet ciddiyeti içerisinde olmak lazım. Ama işte muhalefetin lazım. De burada dikkat çektiği ben muhalefeti birlik, daha haklı görüyorum beraberlik, burada. Kimse kusura bakmasın oturalım, ama. Oturalım birlikte evet. Karar verelim, konuşalım. Şimdi birlikte karar verilmez. Politika nedir? Hayır, birlikte karar verilmez. Hükümet karar verir. Onu bir kere adını koyalım ortaya. Ama muhalefetin de sözleri dikkate alınır. Şurada yanlış yapıyorsunuz dediği zaman da onu dikkate almak lazım. Bir de yani oturup da buradan işte muhalefetin suçu falan ne alakası olabilir yani 36 şehidimiz olduysa. Yani ben bu konuda biraz daha muhalefeti haklı görüyorum. Ama tabii ki son kararı hükümet verecek. Hükümet doğru bir karar verirse bunun işte Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde, hükümet seçimlerinde ödülünü alır. Yanlış bir karar veriyorsa da daha iyi karar verecek bir hükümet getirilir. Yani ama kararı hükümet alır. Muhalefet almaz onu. Ancak öte yandan muhalefetin görüşleri de yani şimdi dikkate alınmayacak da ne zaman dikkate alınacak? Sonuç olarak bir şey söylüyorlar onlar da yani şunu şöyle yapmayalım, bunu böyle yapalım diyorlar. Yine kimse kusura bakmasın ama 8 senedir sürdürdüğümüz politikaların da sonucu ortada. Dolayısıyla farklı fikirleri de artık bir tahammül etmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu da işte bana yok Gezi'de şöyle oldu, şahsıma böyle oldu diye bunu da bu şekilde değerlendirmemek lazım. Biz burada vatandan, memleketten bahsediyoruz. Herkesin de bir fikri var, bir dinleyin bakalım. Belki de çok mantıklı bir fikrimiz vardır yani. Yani bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama muhalefete katılmadığın nokta şu, birlikte karar falan verilmez. Kararı hükümet verir. Hükümeti o yüzden zaten seçtik. Onun da sorumluluğu vardır kendine göre. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Çok güzel bir açıklama olmuş. Biz geri dönelim bu açıklamaya. Satır satır düşünülmüş belli ki. Rejimin savunulacak bir tarafı yok. Hakikaten doğru. Öte yandan muhalefet edenlerin, rejime karşı silahlı direnişte bulunanların da hepsini Sevgi Kelebeği gibi düşünmeyin. O da ayrı bir konu. Bunların içerisinde de sağdan soldan gelen macera perestler veyahut işte para kazanmak için bu işi yapanlar da var. Netice itibariyle Suriye iç savaşı hiç de öyle taraf olunacak bir savaş değil. Aslında burada Türkiye'nin bana kalırsa milli çıkarı savaşın bitirilmesidir. Savaşı bitirip bir barış yaptırmaktır Suriye'de. Çünkü Suriye'de bir iç savaş olduğu zaman bunun ekonomik ve siyasal bize sonuçları oluyor. Hiçbir şey olmasa 4,5 milyon Suriyeli var işte burada. Ve geçenlerde bir açıklama yapıldı. 4 milyon 300 bin işsiz var denildi ki bu rakam doğru değil. Gerçek rakam 6 milyon 100 bin işsizimiz var Türkiye'de. Hadi diyelim ki 4 milyon 300 bin işsizimiz var. Türkiye'de de 4,5 milyon Suriyeli var. Yani hiç mi bu iki rakam birbirine benzetemediniz yani? Türkiye'de sonuçta işsizliğe kadar pek çok sıkıntıya yol açıyor şimdi, Suriye'deki iç savaş. Evet, bu Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte biliyorsun günlerdir ülkede bir mülteci hareketliliği yaşanıyor. Binlerce, milyonlarca evet, mülteci. Yazık, kös kös geri geliyorlar evet. Onlar. Çünkü kapılar yani bu bizim apartman kapısına benzemez gümrük kapıları. Çift taraflı kapılardır onlar. Sen açarsın git dersin karşı taraf kapatır ki kapatıyor da zaten. Ama geçebilenler de oldu yine. Geçemeyenler olacak zaten karşı taraf kabul etmiyor ki. Zaten kabul etmiyor yani. Yasa dışı yollardan geçiyorlar. Onu zaten eskiden de geçiyorlardı. Yasa dışı. Yani eğer bir bota binip de bu mevsimde hem de hala yağmurlar var, fırtınalar var. Bu mevsimde Ege Denizi'ni aşmayı göze alan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan varsa yine geçer. Ama bu sizin kapınızı açmanızla ilgili bir şey değil. Yani bu biraz... Bak mülteciler de gitti diye gaz alma operasyonu gibiydi. Sonuç olarak giden mültecilerin hepsi kös kös geri dönüyorlar. Bu arada yeni mülteciler de kapımıza dayandı Suriye sınırında. Onu da unutmayalım yani. Hiç öyle güzel bir durum yok yani ortada. Hiç hoş bir durum yok yani ortada mülteci açısından.
Biz Suriye'deki barış meselesine gelelim. Burada hükümetimizin yapması gereken şey Suriye'de barışı tesis etmek. Bunu nasıl yaparsınız? Bunun iki yolu vardır. Birincisi tarafları alırsınız, gel arkadaş dersiniz, otur, bir anlaşın dersiniz. Ki şu anda Suriye'de o oturup da iki tarafın anlaşma ihtimali kalmadı. Bu şekilde barış sağlanabilir. İkinci yöntemde taraflardan biri savaşı kazanır, bir de facto olur, zaten barış olur. İşte Pax Romana demişler. İkinci yüzyılda Romalılar o kadar geniş bir araziyi işgal etmişler ki kısa bir süre, bir yarım yüzyıl hatta, çok da kısa süre değil, Roma'da barış olmuş. Çünkü savaşacak kişi kalmamış. Şimdi sen iç savaşta bir taraf kazanırsa zaten orada barış olur. Bir daha kimse kimseyle savaşmaz yani. Ya da kazanan tarafı göreceksin. Ondan oturup yeni düzende, yeni dünya düzeninde ondan oturup kendi memleketinin çıkarlarına göre hareket edeceksin. Ama bir şekilde Suriye'deki iç savaşın bitmesi lazım. Biz bunun sıkıntısını çekiyoruz. Tabii ki Suriyeliler kadar çok çekmiyoruz. Ama Avrupalılar tuzları kuru onların. Açmıyorlar kapılarını. Biz burada çekiyoruz Avrupalıların. 200'lülerde biz Avrupa'ya gitmesinler diye yıllardır bu göçmenlere bakıyoruz, mültecilere. Bize bir de para gönderecekler de onu da göndermiyorlar. Böyle adamlar yani bunlar. Yani gönderecekleri para onlar için bir para da değil. 200'lü adamlar. Yani sonuçta biz yiyoruz bunu. Cezasını biz yiyoruz. Ceremesini biz çekiyoruz. Bizim sırtımıza yük oluyor. Yani bir şekilde Suriye'deki iç savaşın bitmesi artık Türkiye'nin dış politikasındaki birincil öncelik olmalıdır benim gözümde. Bırakın Şam Emevi Camisi'nde namaz kılmayı. Burada bizim camilerimizin önünde dilenenler var. Onları nasıl gönderebiliriz? İşin bu kısmına bakmak lazım. İyi niyetle bir dış politika takip edildi. Ama görüldü ki dünya değişti. Farklı bir dış politikaydı artık. Evrilmemiz gerekiyor. Evet. Devam edelim. Güzel bir haberle devam edelim evet. O zaman Kerem. Odunpazarı Belediyesi'nin şair ve yazarlara destek vermesi, en son Odunpazarı güzel Belediye haber, Başkanı gerçekten. Kazım Kurt şair, yazar ve karikatüristlerle bir araya geldi. Zaten Odunpazarı Belediye Başkanı'nın hep iddiasıydı, Odunpazarı'nı tarihin, bilimin merkezi yapacağız, kültür ve sanatın merkezi yapacağız diye, ki bu noktada da gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atıyor ve bu çalışmaları da sürdürüyor. Bu buluşmada yine bu çalışmalardan bir tanesi. Önce haberimizi izleyelim. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yazarlar buluşması etkinliğine yaklaşık 150 yazar, şair ve karikatürist katıldı. Etkinlikte yazar Gürcan Banger Edebiyat Şehri konulu bir sunum yaptı. Banger, Eskişehir'i bir edebiyat şehri yapmak için atılması gereken adımları ve neler yapılabileceği konusunda gelen konuklara bilgi verdi. Nesil yazanları değil, şairleri ve... Yazarlar buluşması etkinliğinde Başkan Kazım Kurt'la bir konuşma yaptı. Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir'deki yazı yazan, düşünen, sanatçıları bir araya getirmek, buluşturmak ve özellikle Eskişehir'le ilgili olan eserlerini yayınlamak istediklerini söyledi. Ayrıca Eskişehirli yazarlara destek vereceklerinin altını çizdi. Eskişehir'deki yazı yazan, düşünen sanatçılarımızı bir araya getirmek, kaynaştırmak ve onların eserlerini, özellikle de Eskişehir'le ilgili olan eserlerini yayınlamanın bir formülünü bulmak, üretmek. Odunpazarı Belediyesi olarak şimdiye kadar 23 tane kütüphane açtık. Şehrin değişik yerlerinde. 4 tanesi açık hava kütüphanesi olmak üzere. Geri kalanı kenar mahallelerde yoksul yurttaşlarımızın, gençlerimizin okumasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ve burada da oldukça başarılı sonuçlar aldığımızı görüyorum. Ama Eskişehirli olup Eskişehir'de yaşayan ve Eskişehir'le ilgili hikayeleri, şiirleri bulunan hemşerilerimizin de kullanması, gözetilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, baktığımız zaman Odunpazarı zaten şu anda bir kültür sanat merkezi haline geldi. Aslında sadece Odunpazarı olarak değerlendirmeyelim de Eskişehir artık doğru. Kültür ve sanat şehri oldu. Sıkça adından söz ettiriyor. Yine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da bu alanda çalışmaları devam ediyor tabii. Son olarak da belirttiğimiz gibi yazar ve şairlerle bir araya geldi. Onlara destek sözü verdi. Sözü demeyelim de destekleyeceğine dair düşünceleri söz. Olduğunu aktardı. Bir nevi söz bir de nevi oluyor. Sözlü, evet. Tabii. Ve çok da güzel, yani büyük bir destek eserlerini yayınlayamayanlara, yayınlarını devam ettiremeyenlere destekleyecekler. Şimdi Türkiye'de bu ciddi bir sorun oldu. Maalesef okuma yazma oranı derken okuma yazma bilmek anlamında söylemiyorum.
okuma oranları çok düştü Türkiye'de. Bir Japonya'ya bakıyorsun, korkunç düzeyde bizim yanımızda. Yani insanlar gazete okumuyorlar. Mazeretleri de internetten haberi takip ediyorum. Hayır, interneti de okumuyorlar. Okumuyorlar insanlar yani. Roman zaten okunmuyor. Çok az okunuyor. Araştırma yazan kitaplar var. Araştırma kitapları var. Bunları okumuyorlar. Halbuki bir milletin geleceği o milletin düşünen adamlarıyla olur. Dolayısıyla da sürekli düşünen, sürekli araştıran insanların teşvik edilmesi lazım. Burada bu geçici bir dönem olarak ben bunu değerlendiriyorum. Bu dönemde de yazarlara, araştırmacılara, şairlere bir önem verilmesi gerekiyor. Belediye, Odunpazarı Belediyesi durumdan vazife çıkartmış. Aslında onun böyle bir durumdan vazife çıkartmak gibi bir derdi yok. Ama çıkartmış, çok da iyi yapmış. Biz destekleyeceğiz demiş. Benzer destekleri hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem de Tepebaşı Belediyesi'nden zaten görüyorduk. Bu da çok güzel bir hizmette rekabet olduğunu gösteriyor Türkiye'de, Eskişehir'de. Özellikle Odunpazarı Belediye Başkanı'nın bu sözlerini çıtayı biraz daha da yükseltmek olarak ben değerlendiriyorum. Bir roman okuyorum mesela, işte Türkiye'de, İstanbul'da geçiyor roman. Yani hiç Ankara'da geçen roman yok denecek kadar az. İzmir'de geçen hiç yok belki de. Niye Eskişehir'de geçen bir roman olmasın? Çünkü Eskişehir bilimin ve sanatın merkezlerinden birisi. Bu tip yardımlar, destekler bu tip olayların da sayısının artmasına neden olur. Allah razı olsun. Ben de düşünen ve nacizane elimden geldiği kadar yazan bir insanım. Bu konuda da çok bir eksiklik görüyordum zaten Türkiye'de. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u burada ben tebrik ediyorum. Birazdan Eskişehir Spor'dan bahsedeceğiz. Orada da bir başka tebriğim daha olacak aynı Kazım Kurt'a. Evet. Spor'a da çünkü çok destek veriyor Odunpazarı Belediye Başkanı. Bugün çok ilginç de bir desteği olacak onun. Onu da belirtiriz sonra. Evet, merak ettik. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Devamı gelecektir mutlaka ki İnşallah. Gelecektir de. Biz merakla, dikkatle takip ediyoruz. Evet, Odunpazarı Belediyesi'ne yakışan da budur zaten. Evet, hemen gelelim o zaman Eskişehir Spor'a. Eskişehir Spor'umuz kümede kalma savaşı veriyor. 9 maç var ligde. Şu an önümüzde oynayacağımız 3 maç çok kritik, çok önemli. İlk önce Giresun Spor, daha sonra Osmanlı Spor, ardından Adana Demirspor'la karşılaşacak siyah kırmızılı ekip. SS'in kaderi oynayacağı bu 3 maçta belli olacak. Bu 3 maçta büyük oranda belli olacak. Yani tamam, köprünün altından çok sular akar ama mesela bir Osmanlı Spor maçı var ki, bu artık final maçı gibi bir şey olacak. Erken final maçı gibi bir şey olacak. Kazanmamız lazım yani. Beraberlik de değil. 4 maç üst üste mağlup geldik. Bir maçta kazanmış olsaydık şu anda Osmanlı ile aramızdaki puan farkı 3'tü. Yani lig aslında çok kısır geçen bir lig. Ve sürekli de puan kayıpları oluyor. Kendi puan kayıplarımıza çok üzülüyoruz ama rakiplerimizin kaybettiğini de unutmayalım. Öyle hemen enseyi de karartmayalım yani. Şimdi arka arkaya 4 Şimdi, maç kaybedilince evet. ister istemez bir moral bozukluğu oldu. Doğal olarak ama oldu. Bizim rakibimiz Osmanlı Spor. Osmanlı Spor'da 5 maçın 3'ünü kaybetti, 1'ini kazandı bizim gibi. Fazladan bir beraberlikleri var onların. Yani son 5 maçta Osmanlı bizden 1 puan fazla kazandı. Onu da unutmayalım yani. Şimdi yine zorlu bir sürece gireceğiz. Yine bir hafta içerisinde, 9 gün falan içerisinde 3 maç yapacağız. Öncelikle kendi evimizde Giresun'la karşılaşacağız. Evet. Giresun 13. sırada ve 31 puanı var. Bizden 15 puan önde. Bizim gerçi 9 puanımız silindi ama güçlü bir takım. Son olarak da Bolu'yla kendi evlerinde maç yaptılar. 2-0 yendiler Bolu'yu. Giresun maçını mutlaka kazanmamız lazım ki bir hafta sonraki Osmanlı maçına daha ümitli çıkalım. Bir hafta sonraki, bir maç sonraki Osmanlı Spor maçı ise her açıdan biraz önce de belirttiğim gibi dananın kuyruğunun kopacağı maç olacak. Osmanlı 15. sırada, bizim ligi 15. sırada bitirmemiz lazım. Çünkü 16, 17 ve 18. sıradaki takımlar küme düşecekler. Şu anda düdük çalsa, lig bitse Osmanlı kümede kalıyor. Bizim rakibimiz Osmanlı. Ve bizden hepi topu 6 puan öndeler. Kendi evlerinde bu hafta Karabük'le beraber kaldılar. 22 puanları var. O maçı hani ne yapacağız, edeceğiz, artık tekmeye kafama atacağız. Tekmeye uçan kafama atacağız, ne yapacağız bilmiyorum ama o maçı alacağız yani. Beraberlik bile değil yani. O maçı alacağız. Ondan sonra da çok zorlu bir Adana Demirspor maçı var. 3. sırada onlar da. O maça çıkacağız ve işte umutlarımızı sürdürmeye çalışacağız. Ben Giresun ve Osmanlı maçını 2 maç üst üste kazanırsak kümede kalmak yolunda çok önemli bir adım atacağımıza inanıyorum. Evet. Osmanlı maçını kaybedersek her şey biter. Bitmez aslında teorik olarak ama hani moral motivasyon kalmaz. Zaten Eskişehir'i şu anda ayakta tutan bir pamuk ipliği, moral. O iplik koptuğu zaman her şey kopar. Ben de elimden geldiği kadarıyla bir moral aşılamaya kendi çapımda
çalışıyorum. Ama Osmanlı maçını kaybedersek eğer, ağzımızla kuş tutsak, dünyanın en güzel cümlelerini bir araya getirsek o morali veremeyiz. Orada kopar yani. O yüzden Osmanlı maçını kazanacağız. İnşallah kümede kalırız. Bu arada Giresunspor'un teknik direktörünün bir açıklaması olmuş Eskişehirspor'la ilgili. Duymadım ben, ne demiş? Karşılaşmayla ilgili. Eskişehirspor karşılaşması bizim için zorlu bir karşılaşma olacak demiş. Öyle tabii, doğru söylemiş. Hı-hı. Zor olacak. Arada aslında 15 puan fark var gibi gözüküyor ama bizim 9 puanımız silindi. Sonuç olarak 5-6 puanlık fark olan 3 aşağı 5 yukarı aynı kuvvette iki takım karşılaşacak. Hı-hı. Eskişehir'de karşılaşılacak kendi taraftarımız önünde ve biz muhtemelen maça daha agresif, daha saldırgan bir şekilde çıkacağız. Giresun açısından zor bir maç olacak. Tabii doğru. Doğru evet. Söylemiş yani. Bu şekilde Eskişehirspor'la ilgili. En önemlisini söyleyeyim. Şimdi Eskişehirspor'un dertleri sadece sahadaki galibiyetler değil. Eskişehirspor'da ciddi bir mali sıkıntı var. Başkan Mustafa Akgören önemli bir kampanya başlattı. 1965 kampanyası. Bu böyle işte askeri ücretle sigarasından tasarruf edip maça gidenlerin katılabileceği bir proje değil bu. Bu biraz daha elini taşın altına koyması gereken daha varlıklı kişilere ilgilendiren bir kampanya. 1965 lira verilecek işte kuruluş tarihi olarak. Bu kampanya biraz yavaş gitti. Bunun da en önemli sebebi bana sorarsanız bu işte İdlib'de yaşanan sıkıntılarda yani insanların Eskişehirspor falan düşünecek hali kalmadı. Ama bu kampanyaya bir destek vermek lazım. Bugün öğrendik ki Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt Eskişehirspor'a giderek bu kampanyaya büyük bir ivme kazandıracak. Kendisinin zaten sağlam bir taraftar olduğunu biz biliyoruz. Eskişehirspor'a yardım ediyor. Bunu da siyasi kimliğini de düzgün bir şekilde bir köşeye koyarak yapıyor. Başarılı oluyor. Onu da takdir ediyoruz. Sayın Kazım Kurt'un inşallah ayağı uğurlu gelir. Bu 1965 kampanyası bizim yaşayacağımız bazı ekonomik sıkıntılarında önlenmesine vesile olur diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Evet, hayırlısı olsun. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili STV izleyenleri, bir yazı işleri programımızı daha burada noktalıyoruz. Yarın yine saatlerimiz 15'i gösterdiğinde STV ekranlarında tekrar görüşünceye dek diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Yapılarınızın ya da oturduğunuz binanın yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde inşa edilmiş olmasına dikkat edin. En küçük sarsıntıda dahi hareket edip devrilebileceğini ve düşebileceğini düşündüğünüz ve tehlike arz eden tüm eşyalarınızı tespit edin. Odanızdaki abajur, tablo, ayna, saat gibi askıda duran eşyalarınızı çengelli vidayla asın, dolap, televizyon ünitesi,